Hani ne yapıyorsun Allah aşkına? Tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle Alanya'da da vatandaşlar tedirgin. Alanyalılar mümkün olduğunca evde kalmaya ve sosyal hayattan kendilerini izole etmeye çalışırken bazı vatandaşlar evlerini adeta karantina bölgesine çevirdi. Bunlardan biri de Ayşe Asarcıklı oldu. Asarcıklı koronavirüse karşı kendi önlemlerini aldı ve tüm Alanya halkını da önlem almaya davet etti. Dikkatli ol, çok yaklaşma insanlara, mesafeli dur. Tamam mı? Tamam. Yarım metre, bir metre aralıklı dur. Haydi. Devletimize yardımcı olmamız lazım. Bu çok ciddi bir hastalık. Maalesef ölümcül. Tedbiri elden bırakmamamız lazım halk olarak. Devletimizin yanında durmamız lazım. Devletimize yardımcı olmamız lazım. Onlar da bizim için yapıyorlar bunları. Dışarı çıkmamamız, kendi sağlığımız için. Bizde bulaştıysa biz başkalarına bulaştırmayalım. Başkalarında varsa onlar da bize bulaştırmasın diye. Bütün çabalar bunun için. Biraz hoşgörülü olalım. Kimseyle bu arada komşularınızla ya da insanlarla görüşüyor musunuz? Hayır görüşmüyoruz. Balkondan balkona, kapıdan. Kimseyle görüşmüyorum, kimseyi içeri almıyorum. Eve kimseyi almıyor musunuz? Almıyorum, hayır. Hiçbir şekilde misafir kabul etmeyen Asarcıklı, ailesini de market alışverişi dışında dışarıya göndermiyor. Market dönüşünde ise eve gelen kişiyi tamamen dezenfekte ettikten sonra eve alıyor. İşte Ayşe Asarcıklı'nın evinden görüntüler. Parmaklarım böyle. Montumu çıkar, balkona çıkar koyacağım montumu. Çıkar montumu. Çıkar. Balkona asacağım onu. Ellerini 20 saniye, parmaklarını teker teker. Tamam mı? Teker teker. 20 saniye. Güzel güzel yıka. Durumlar ciddi. Böyle. Böyle tek tek parmaklarımı. Şöyle tek tek. Böyle tam parmaklarımı. Ha? Teker teker öyle ha? Öbürlerini de. Aferin. Feli ha? Ha? Ölsün virüsler, virüs kalmasın. Güzel güzel yıka, ben şu montu balkona atıyorum. Poşetlere dokunmayın. Poşetler? Poşetleri elimde ben. Bunlardan çıkartacağım. Eldivenimiz kalmadığı için. Böyle oldu, eldiven sipariş vermeyi unuttuk. Yarın bir kişimiz inşallah eldiven alacağız. İnşallah. Durum ciddi. Evet, poşetleri de çöpe atıyoruz. Çünkü bunları çıkaralım önce, ondan sonra poşetlerimizi çöpe atalım. Ellerimi yıkamam lazım. Ben iyice şey oldum, panik atak oldum. Gerçekten durum ciddi. Avrupa'nın durumu ortada. Allah'ım bizleri öyle yapmasın inşallah. O duruma getirmesin bizleri ya Rabbi. Kurban olduğum Leyla. Neler söylemek istersiniz vatandaşa? Vatandaşlarımız duyarlı olması lazım. Kurallara uymamız lazım. Şu süreci atlatana kadar kurallara uymamız lazım. Dışarı çıkmamamız lazım. Birbirimizle mesafeli olarak görüşmemiz lazım. Balkonla görüşelim, telefonla görüşelim, görüntülü görüşelim. Bir süre, 3 hafta, 1 ay bir sabredelim. İnşallah bu durumlar geçecek. İnşallah bu durumları aşacağız inşallah. Allah'ın izniyle. Hani ne yapıyorsun Allah aşkına? Dur, virüsten korunacağız.